şimdi çok real bir sohbetle başlayalım. Önde bir arabesk, bir Müslüm Gürses, bir Ferdi Tayfur parçası mı? İlki rahmetli Ferdi Tayfur şarkısıydı. İkincisi evet. Allah rahmet etsin Müslüm Baba'ya ait bir şarkıydı. Evet. Arka tarafta alkışladınız parçalara, destek verdiniz. Dinler misiniz arabesk? Dinler misin arabesk? Sessizlik oldu. Ha? Daha açık olur. Serkan Kaya'yı tanıyor musunuz? Daha açık bir şey söyleyeyim. Biz aynı şirketteyiz. Öyle mi? Evet. Biz de Mithat'tan dolayı tanıyoruz. Evet. Nasıl aynı şirkette abi bu yani? Yani Pol Prodüksiyon. İnşaat şirketi gibi bir şey mi? Yok yani. Aynı şirket evet, tamam. Müzik şirketi. Şükrü sen tanır mısın? Mithat'tan dolayı evet. Mithat'tan dolayı evet. Hı. Sen evet. De Şükrü'den dolayı evet. Ben de senden dolayı zaten. Biz nasıl babacığım, seni biz nasıl ıskaladık? Yani bir dakika, Serkan Kaya'yı aranızda tanımayan var mı? Teyzeciğim siz tanımıyor musunuz? Teyzemi bir çeker misin? Fahrettin. Çekelim zaten. Teyzeciğim kafayı kaldırırsanız evet bir gördünüz. Tanımıyor musunuz Serkan Kaya'yı? Hiç bugün ilk defa beğendiniz mi? Evet. Teşekkür ederiz. Bir seyirci daha katıldı sana böylece. Biz nereden ıskaladık abi seni? Niye? Yani nasıl biz sana ulaşamadık, eremedik? Aslında şöyle 1998 yılında İstanbul'a albüm yapmak için gelmiştim askerden sonra. Nereden geldin? Sivaslıyım ben. Evet. Bugün de stüdyomuza sadece Sivaslıları aldık zaten. Evet. 2001 yılında ilk albümümü çıkarmıştım. Evet. O dönemde arabeskin gündemden biraz azaldığı zamandı. İnsanlar artık çok uzun bir süredir arabesk dinliyorlardı. Dediler herhalde bir ara verelim. O arada bana denk geldi. Daha sonra... Bir dakika nasıl... Ara verelim dedikleri neye ara verelim dediler? Yani sadece. Mesela ben o albümü çıkardığımda bir Karadeniz müziği furyası başladı 2001 yılında. Evet. Dediler ki biz şu anda arabesk dinlemek istemiyoruz. Karadeniz müzikleri falan. Söyleseydin Karadeniz söyleseydin. Daha sonra... Bir pis güldü değil mi? Bir... Hayır bir o arada... Bir şey, arada bir şey güldü altında bir şey vardı. O arada becerebilirim. Ya bırak Allah'ını seversen falan. Hani öyle bir güldük ya Beyazıt sen de bir. Daha sonra 10 yıl... bir ara verdim. O günkü 2001 yılında albüm çıkardığım müzik şirketinden ayrıldım. Sen bir Sivas'tan bir gelmişsin. Sivas'tan geldiğin gibi seni bir konsere götürmüşler. Ne o? Hikaye. Şimdi beni İstanbul'a davet eden asker arkadaşım. Hatta kendisi kısa dönem yaptığı için abim sayılır. Yaş olarak da benden büyüktür. Dedi ki sana inanıyorum İstanbul'da olman gerekiyor. Yaşar Tener kendisi ismi. TRT sanatçısı. İnanıyorum illa gel dedi, evimin kapısı sana açık dedi, benimle beraber, ailemle beraber yaşayacaksın ama bir şekilde dedi, senin dedi, yani müzikle dedi, yol alman gerekiyor dedi, sağ olsun beni destekledi. Ben de onun davetiyle İstanbul'a geldim. İstanbul'a ilk geldiğim gün işte Harem Otogarı'nda indim, dedi ki takım elbise var mı yanında? Dedim yok. Dedi ki bir iş çıktı dedi. Dedim ilk günden mi geldiğin çıktı? Geldiğin günden? Evet. Abi İstanbul'un taşı toprağı işte baksana da. Hayır. Birinci günden yani, evet. Ben de öyle düşündüm tabii. Dedi ki Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir halk müziği sanatçısı varmış. O dedi vokale ihtiyacı var sen de dedi. Ben de dedi konuyu duyunca dedi. Seni de oraya götürmeye niyetlendim. Gittik bir takım elbise aldık. Bostancı Gösteri Merkezi'ne girdiğimizde sahnede Ajda Pekkan'ın olduğunu öğrendim. Dedim ben ne yapacağım dedim şimdi. Sen daha ilk bir konsere çağırıyorsun vokalist olarak ve Ajda Pekkan mı sahneye çıkıyor? Aynen öyle. Dedim ben ne yapacağım Ajda Hanım dedim şarkılarını bilmem. Dedi ki ikinci bölümde halk müziği okuyacak. İşte Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, Urfa'ya mezelden. İşte o zaman Sivas'ın yollarına yoktu, uzun ince bir yoldayım vardı. Sonra Ajda Hanım'ın vokalistleri arasına girdim. Kendi kendime baktım karşımda 3-4 bin kişi var, süperstar var. Dedim ki Serkan hayat dedim sana dedim atacağın gollerin ilkin dedim gösterdi. Halbuki o reklamlarmış. Bekle sana daha neler göstereceğim. Sen sevindin bir ünlü oluyorum diye merak... Reklam çekimi mi yapılıyormuş orada? Hayır benim için reklamlarmış. Abi bir hoş geldin. Yani hayatım bana göz... Bana da bir gol attı şu anda ya. Gollü. Yani ama enteresan yani geldiğin gün böyle bir Ajda Pekkan'la beraber harika yani... Ajda Hanım'ın bir programına konuk olmuştum geçen ay. Onunla da kendisiyle de bu konuyu anlattık. 1998 yılında olmuştu bu. Kendisi de çok şaşırdı. O günlerden
Daha sonra ben onun programına konuk oldum. Hatta ona vokalistlik yaptığım Bostancı Gösteri Merkezi'nde geçen hafta da konseri yaptım. Ama iş zaten oradan buradan derken evde arkadaşlarınla beraber çektiğin, beraber çalıp söylediğiniz bir videodan iş patladı, buralara kadar evet. Geldi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,